Wild Road Florida'ya gelme sebebi sadece yollarının buradan geçiyor olmasıdır. Tanrım, bu koku da ne böyle? Bazılarınınsa buradan ayrılmak gibi bir seçeneği yoktur. Aman Tanrım, bu da ne böyle? Bu bir insan. Emin misin? Bence öyle. Bir kurbanın kayıp sesi uzun süre sessiz kalmayacak. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and you shall bear the starry crown, good Lord, show me. Cendo'yu kim öldürdü? Wild Bull, Florida, 22 Nisan 2013. Polisi arıyorum. Evet, bir kadın cesedi bulduk. 44. cadde ile I-75'in kesiştiği yerde. Whitewood kamyon durağının arkasındayız. İki genç ağaçlık alanda arazi sürüşü yapıyordu. Bir ceset olduğuna inandıkları bir şeyle karşılaştılar. Whitewood'da bazı suçlar işlenir ancak o ormanlarda gerçekleşen bir cinayet ya da ölü bulunan biri gibi bir ihbarı daha önce almamıştık. Wildwood'u bir geçiş yeri olarak tanımlayabilirim. Kamyon duraklarının yanı sıra birçok motel var. Çok fazla araç ve insan trafiği var. Cesedi siz mi buldunuz? Ana patikadan ayrılır ayrılmaz gözlerden uzaklaşıyorsunuz. Sizi takip edeceğiz. Aşınmış bir patikadan 10-15 metre uzakta ceset gibi görünen bir şey görülüyordu. Gerçek fotoğraflar. Olay yerini görür görmez en baştan bunun bir cinayet soruşturması olacağından çok emindim. İlk fark ettiğim şey kemiklerin dağılımıydı. Kafatası bir yerdeydi, vücut başka bir yerdeydi. Kollar iskeletleşmişti ve sırt kısmı, üst vücut derisi kayış gibiydi. İleri seviyede çürüme vardı. Vücut çok fazla güneş ışığına maruz kalacak şekilde yerleştirilmişti. Nisan, Florida'da işsiz bir aydır. Yani hava çok sıcaktı. Muhtemelen hava 30'lu derecelerdeydi. Sıcaklık, nem ve sulak olay yeri. Hızlı bir çürüme için elverişliydi. Kafası tamamen temizlenmişti. Diri yoktu, et yoktu, diş yoktu. Yani hiçbir şey yoktu. Yani en baştan bunun ya bir takma diş durumu olduğunu ya da sıra dışı bir şey yaşandığını kesinlikle anlamıştım. Dedektif bunun kurbanın diş kayıtları sayesinde bulunamayacağından emin olmak isteyen deneyimli bir katilin işi olup olmadığını merak ediyor. Kafatasında çok büyük bir yara görünüyordu ve büyük bir hasar vardı. Yaralanma sebebi kün travma ya da bir silah olabilirdi. Elbette bölgede bir tür silah bulabilir miyiz diye arama yaptık. Ancak bir şey bulamadık. Parçaları bir araya getirmeye başladık. Çanta, cüzdan ya da kimlik aramaya başladık. Ancak hiçbir iz bulunamadı. Katil kurbanın kimliğini yok etmişti. Bu yüzden dedektifler daha derine indi. Sonra sıra kıyafetlere geldi. Gri eşofman altı, beyaz tenis ayakkabısı ve çiçekli bir üst giydiği görülüyordu. Kıyafetleri bir miktar aşağıya çekilmiş gibiydi. Bu bir cinsel saldırı mıydı? Cinsel saldırı değil miydi? Neden öldürülmüştü? Bunu bilmemiz gerekiyordu. Cesedin altında pembe çerçeveli bir gözlük vardı. Bu kesinlikle harika bir keşif. Olay yeri birimi, herhangi bir şey bulabilmek adına bütün bölgeyi metal dedektörleriyle aradı. Dedektif, sanırım bir şey buldum. Kafanın olması gereken yerde metal dedektörleri sonradan 38 kalibrelik toplu tabanca sınıfından bir silahtan çıktığı anlaşılan iki mermi buldu. En azından artık nasıl öldüğünü biliyoruz. Doğru yönde ilerliyoruz. Orman katilin kimliğini saklıyordu. Ama dedektiflerin emin olduğu bir şey vardı. Bu bırakılmış bir ceset değildi. Kanıtlara dayanarak suçun orada işlendiğine çok emindik. Sürüklenme izi yoktu. Kurbanın olay yerine kendi rızası dışında gittiğini belirten bir şey yoktu.
Muhtemelen katilini tanıyordu ve ikisi de oradaydı. Acaba buradan biri miydi yoksa bir yolcu muydu? Güzel bir soru. Umarım adli tabip bizden daha çok cevap bulabilir. Adli antropolog Dr. Erin Kimberley, iskeletsel analiz alanında en önde gelen isim ve davayı almayı kabul etti. Bu cinayet işlenebilecek en vahşi suç. Bu tür davaları almak ve kendilerini savunamayanlar için adaleti sağlamak benim görevim gibi hissediyorum. Elimizde 45-70 yaş, 1 metre 72, 1 metre 75 santimetre boy ve 80-110 kilo aralığında, boyu kahverengi, dalgalı saçları olan beyaz bir kadın olduğunu biliyorduk. Otopsinin ilk aşaması, kurbanın tam olarak nasıl öldüğünü belirlemek. Tıbbi muayene bürosu 3 belirgin yuvarlak giriş arası bulmuştu. Mermi buradan girmiş. Yüz kısmından ve kafa kaidesinden geçmiş. Biri bu şahsı arkasından 3 kere vurmuştu. Kurbanın vücudunda ipucu olabilecek başka kanıtlar da vardı. Derisinde bir tür dövme görebiliyorduk. Deriyi tekrar nemlendirdik. Böylece görüntüyü netleştirebildik. Büyük harflerle Jane yazıyordu. Jane dövmesi harika bir ipucuydu. Bir isimdi. Yani sevdiği biri, kızı, annesi ya da göbek adı olabilirdi. Kurbanın kalıntılarının derinliklerinde başka bir kanıt vardı. Gizemli cinayete ışık tutan yaşayan organizmalar. Vücut çürürken farklı böcekler farklı zamanlarda gelir ve farklı yaşam aşamaları vardır. Yani birinin ne kadardır ölü olduğuna dair iyi bir tahminde bulunabilirsiniz. Böcekler dostumuzdur çünkü larvalar sayesinde süre tahmininde bulunabiliyor. Cinayet 2,5 hafta önce işlenmişti. Çok gerideydim. Katil şu anda başka bir ülkede bile olabilirdi. Tabii dedektifler katilin geride bıraktığı başka bir kanıt bulamazsa. Tıbbi muayene bürosunda katilin kimliğine işaret edebilecek, üzerinde çalışılabilir DNA kalıntıları gibi potansiyel kanıtları bulmak için testler yapıldı. Cinayet sırasında ya da civarında cinsel bir etkileşime dair bir gösterge bulunamadı. Kurbanın ayakkabısında bir damla kan vardı. Bunun bir boğuşma sonucunda katilden düşmüş olabileceğini düşündük. Her türlü senaryoyu göz önünde bulunduruyorduk. Tüm çabalara rağmen kurbana ait olanlar dışında bir DNA örneği ya da parmak izi bulunamadı. Ancak katilin kimliğini bulmak için hala umut var. El kemiklerinde küçük bir mumyalaşmış doku parçası görülüyordu. Bu dokunun bir kısmı parmak uçlarındaydı. Suda bekletip tekrar nemlendirerek parmak izi almayı başarabildik. Kurbanın kimliğini bulana kadar elimden geleni yapacaktım. Bu soruşturmadan önce çözülmemiş vakalara bakıyordum. Hala kimliği belirlenmemiş kurbanlar olan davalar vardı. Ve kendime şöyle diyordum, Tanrım yine mi? Ne yapmam gerekiyorsa gereksin, bunu çözecektim. Bu kurban birinin ailesi, arkadaşı. Polis kadının kim olduğunu ve onu kimin öldürdüğünü bulana kadar kurban Sumter ilçesinden Jane Doe olarak bilinecek. Whitewood, Florida. 23 Nisan 2013. Pekala millet, buraya gelin. Bu sabah kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulduk. Soruşturmanın en başından beri çok kısıtlı bilgimiz vardı. Tek belirgin özelliği dövmesi. En sonunda kıyafetlerini, dövmesini, eşofmanını tarif eden ilanlar bastırdık. Her yere bakın, herkese sorun. Biri bir şey görmüş olmalı, mutlaka. Herkesin kısa süreli kaldığı bir yerde cinayet çözmek çok zor. Bir soruşturmada muhtemel görgü tanıklarını bulmak ya da bölgede silah seslerini duyan birilerini bulmak her zaman çok zordur.
Yürüyüş mesafesinde 3 adet büyük kamyon durağı var. Hepsi kurbanın bulunduğu bölgeye birkaç yüz metre uzaklıkta. Ve hepsini araştırdık. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Ben Sumter ilçesi polis departmanından dedektif Norris. Bu da başkomiser Everett. Yakınlarda bir ormanda bir cinayet kurbanı bulduk. Buna benzer birini gördün mü? Hiç tanıdık gelmiyor maalesef. Biri bir şey hatırlarsa bizi arayın ya da e-posta gönderin. Pekala. Teşekkür tamam. ediyorum. Tamam, iyi günler. Dükkanlara, kimin orada kaldığını öğrenmek için motellere dedektifler yolladık. Her şeyi topluyorduk çünkü neyin önemli olduğunu bilmiyorduk. Bir şey bulana kadar elimizde hiçbir şey yoktu. Memurlar soruşturmaya devam ederken, dedektif Norris daha da rahatsız edici bir teori geliştiriyor. Gizlice bir seri katil olabilir miydi? Tabii ki. Her şey ihtimaller dahilindeydi. FBI, Otoban Seri Katilleri Girişimi isimli bir şiddet suçu veri tabanını yürütüyor. Uzun yıllar boyunca büyük otobanlara yakın cinayetler yaşandı ve bulunan vakaların hepsi bu veri tabanına eklendi. Dedektif Norris, kurbanın bilgilerini veri tabanına giriyor. Kurban ücra bir yerde öldürülmüştü. Yine de eyaletler arası otobanlara yakındı. Yaklaşık bir yaş, yaklaşık bir kilo bilgimiz vardı. Tüm bu etkenleri oraya girdik. Benzer suçlara bakan dedektiflerden yardım bulmayı umuyordum. Eğer kimliği belirsiz kurbanımızın öldürülme yöntemi serbest bir katille uyuşursa, katilimizin izini bulabiliriz. Port Charlotte, Florida, Mart 2003. Kimliği belirsiz ceset bulunmadan 10 yıl önce. Port Charlotte'un güneşli gökyüzü, Martha Jane Weaver ve erkek arkadaşı Butch Rice... Merhaba tatlım. ...Golf Coast'taki yeni evlerine yerleşirken onlara merhaba. Ne düşünüyorsun? Kelebek mi ev mi? Butch'un inşaat işçisi olması sebebiyle Coldwater, Michigan'dan taşınmışlardı. Ve Martha Jane mahalleyi tanımak için sabırsızlanıyordu. Acaba komşularımız ne yapıyor? Sence muz ekmeği severler mi? Sevmiyorlarsa taşınırız. Komşuları çok geçmeden Butch ve Martha Jane'in Florida güneşi kadar sıcak olduğunu anlayacaktı. Merhaba, ben Martha Jane. İçeri buyurun. Ve bu da Butch. Buraya yeni taşındık. Size biraz muz ekmeği. Üst komşularımızdı. Aşağı gelip bizimle yemek yerlerdi. Neredeyse her akşam. Ona hemen ısındık, bizden birisi oldu. Her zaman konuşurduk ya da dedikodu yapardık. İnsanlara çok önem verirdi. Martha Jane kalabalık bir aileden geliyordu. Jane 14 kardeşin en küçüğüydü. Sanırım Jane bu kadar büyük bir aileden geldiği için her zaman insanların etrafında olmayı çok seviyordu. Ailenin bebeğiydi. Ailenin en büyük ikinci çocuğuydum. 16 yaşında evden ayrıldım ve orduya katıldım. Ailemle pek iletişim halinde değildim. Bu çok iyi görünüyor. Artık Bob da Florida'da yaşadığı için küçük kız kardeşiyle görüşmediği zamanların acısını çıkarabilecekti. Bizi şükran günü yemeğe davet ettiler ve günü onlarla geçirdik. Yıllar sonra ilk defa gerçekten oturup birlikte yemek yemiştik. İletişim halinde olmamaya çok alışmıştık. Bu yüzden görüşmek çok hoştu. Butch'la olan ilişkisinden çok memnundum. İyi birine benziyordu. Ancak Butch, Martha Jane'in ilk aşkı değildi. 26 yaşındayken David Weaver'la evlenmişti. David ordudaydı ve Jane'den çok daha yaşlıydı. İlişkileri birkaç yıl sürmüştü. Ta ki 1992 yılındaki korkunç olaya dek. Birlikte geçen 10 yılın ardından David beklenmedik şekilde hastalandı ve hayatını kaybetti. Öldüğünü duyduğumda çok şaşırmıştım. Ve elbette uzun süredir birlikte oldukları için Jane mahvolmuştu. Birkaç yıl sonra Martha Jane Butch Rush'la tanıştığında aşkta ikinci bir şansı yakalamıştı. Jane ve Butch'un birlikteliğini izlemek çok eğlenceliydi. Hep bir aradalardı. Butch bir yere gittiğinde Jane de peşinden giderdi. Birlikte geçirdikleri her bir gün çok kıymetliydi. Martha Jane ve Butch gösterişsiz yaşarlardı. Butch ufak tefek işler yapardı, marangozluk, inşaat işçiliği gibi. Jane her ay bir çek alırdı, banka hesabına yatırırdı ve faturaları o öderdi. Bekle, sana biraz daha koyayım. Martha Jane ve Butch'un kapıları her zaman açıktı.
Bu yüzden Jane'in eski okul arkadaşı Ralph Bendor arayıp mahallede olduğunu söylediğinde ziyaret etmesi için ona ısrar etmişti. İyi ki geldin. Güle güle. Güle güle. Hoşça kalın. Senin neyin var? Ralph'in eski sevgilinin olduğunu söylememiştin. Değil zaten. Sadece birbirimizi çok eskiden beri tanıyoruz, o kadar. Bana daha fazlası gibi geldi. Öyle değil. Ama kıskanman hoşuma gitti. Martha'nın Butch'la olan mutluluğunun trajik bir dejavuyla biteceğini kimse bilmiyordu. Port Charlotte, Florida. Mart 2010. Martha Jane ve Butch'un tanışmalarından 12 yıl sonra Butch'a ileri evre kanser teşhisi kondu. Sadece birkaç ay sonra hayatını kaybetti ve arkasında tekrar mahvolan bir Jane bıraktı. Butch öldüğünde Jane kendini biraz kapattı. Hayatında büyük önemi olan iki insan kanserden ölmüştü ve bu onu kesinlikle etkilemişti. Jane'in kalbi kırılmıştı ve yalnızdı. Her zaman etrafında kalabalık bir aile olmasına ihtiyaç duyuyordu. Bence Martha Jane yalnız kalmaktan endişeleniyordu. Zamanla Jane'in dostluk arayışı onun tekrar flört dünyasına girmesini sağladı. Ama arkadaşları onun güvenliğinden endişe ediyordu. Onun için endişeleniyordum. Gerçekten. Çünkü çok saf ve masumdu. Ve birinin onun hayatına girip ondan ve onun kibarlığından faydalanmasından çok korkuyordum. Harika vakit geçirdim. Ben de çok güzel vakit geçirdim. Bu gece bitsin istemiyorum. İçeri gelebilir miyim? Eşim 1982 yılında öldü. Ve erkek arkadaşımı kanser yüzünden kısa süre önce kaybettim. Buna hazır olduğumu sanmıyorum. Uzun süre kalmayacağım. Sadece kısa bir süre. Sumter ilçesi, Florida. 24 Nisan 2013. Sumter ilçesinden Jane Doe, Bidewood, Florida'daki bir kamyon durağının arkasındaki ormanda bulunalı iki gün oldu. Ve polis onun ismini öğrenmeye hiç yaklaşamadı. 45-70 yaşları arasında, 1 metre 70 santimetre civarlarında, kahverengi dalgalı saçlı beyaz bir kadın olduğunu biliyorduk. En azından vurulduğunu öğrenmemizi sağlayan mermileri bulabildiğimiz için şanslıydık. Ancak suç mahalline yakın meşgul kamyon duraklarının kapısını aşındıran polisler hala yerinde sayıyor. Soruşturmaya adadığımız uzun çalışma saatlerine rağmen kurbanı görmüş olan ya da bize yardımcı olacak herhangi bir bilgi verebilecek birini bulamadık. Dedektifler her alanı araştırmaya devam ediyor. Ve otoban seri katilleri girişimine girilen kayıtlar bir sonuç getiriyor. FBI'daki analistler girdiğiniz davalar ve veri tabanındaki davalar arasındaki benzerlikleri inceliyor. Başından vurulmuş tamamen giyinik bir kurban arıyorduk. Bunun benzer suçlarla ilintili olmasını umuyorduk. Maalesef bu davada bir ilişki yoktu. Davanın kaderi, kelimenin tam anlamıyla kurbanın ellerindeydi. Kurbanın parmaklarındaki deriyi tekrar nemlendiren adli tabibin yetenekleri sayesinde artık kayıp şahıs vakalarıyla karşılaştırabilecekleri parmak izleri vardı. Parmak izlerine sahiptim ve hemen kimliğini saptamak istiyordum. Parmak izlerini FBI'nin parmak izi özel işleme birimine yolladım. Tüm kayıp şahıs vakalarını araştıralım. Kurbanımıza benzeyen herkesi, tutuklanan kaydı olan herkesi istiyorum. Çünkü bir ipucu mutlaka bulabiliriz. İlgileneceğim. Bir fikrim daha var. Güzel. Dedektif Norris, yüz oluşturmadaki uzmanlığından faydalanmak için arkadaşı Doktor Kimmerly'ye ulaşıyor. Kemiklerin birçok ölçüsünü aldık ve sonraki aşama kafatasının 3 boyutlu taramasıydı. Bu da tamamlandığında yüzü tekrar oluşturabilecektik. Emniyet teşkilatına sunduğumuz hizmetler, kurbanların kimliğinin tespit edilmesinde önemli rol oynuyor. Ülkenin her yanından davalar alıyoruz. Deri derinlik işaretlerimiz var. Küçük silgileri yüz kısmına, belirli pozisyonlara yapıştırıyoruz ve
o bölgedeki deri kalınlığının ne olması gerektiğini gösteriyor. Bilgisayar yazılımında kafatasının üzerine deri koyarak başlıyoruz. Sonra saç ekliyoruz. Eşsiz bireysel anatomi yüzün nasıl görünmesi gerektiği konusunda bizi bilgilendiriyor. Bir kısmı da öznel olarak değerlendiriyoruz. Kişisel tahminlerde bulunmamız gerekiyor ve bu sanatla bilimin kesiştiği bir nokta. Bileşik bir görüntü yaratıyoruz ve içini doldurarak yüzü oluşturuyoruz. Hedefimiz birisinin tanıması umuduyla bir resim yaratmaktı. Doktor Kimmerly laboratuvarında çalışırken, bağlantısız bir davada çalışan dedektifler, dedektif Norris'e kurban ve katiliyle karşılaşmış olabileceklerinden bahsediyor. Bir çift narkotik memuru ormanda Anthony Edwins isimli erkek arkadaşıyla yaşayan Dennis Broom isimli bir kadından bahsetti. Dedektiflerimizden biri bu kadınla konuşmuştu ve onun kimliği belirsiz kurbanımızı andırdığını düşünüyordu. Kurbanı bulmamızdan kısa bir süre önce bölgede görülmüşlerdi. Anthony Edwins iyi bir ipucuydu çünkü Anthony'nin aile içi şiddet suçundan bir tutuklama emri vardı. Ve şiddet uygulanan isim Deniz'di. Onu öldürecek potansiyele sahip olması uzak bir ihtimal değildi. Anthony Deniz'i öldürüp cesedini ormana bırakmış olabilir miydi? Anthony'yi bulup kimliği belirsiz cesedin Deniz olup olmadığını öğrenmek istiyordum. Onu tanıyan bazı insanlarla konuştum. Sakin ol, seni kovmayacağız. Sadece birkaç soru soracağız. Nisan'ın ilk haftası burada mıydın? Evet. Anthony Edwins adında birini tanıyor musun? Onunla yemek yedim, bu kadar. Nereye gitmiş olabileceğini biliyor musun? Bilmiyorum, gerçekten. Anthony'nin artık Wildwood'da olmadığını biliyordum ve Dennis'in yerini bilmiyordum. Dedektifler Anthony'nin en son görüldüğü yeri öğreniyor. Yakınlarda bir motel. Orada rastladıkları bir arkadaşı onlara Anthony'nin Las Vegas'a gittiğini söylüyor. Ve dedektifler bunu doğruluyor. Anthony devlet yardımı alıyordu. Para bir banka hesabına yatıyordu. Hesaba ulaştığımızda banka kartının Las Vegas'ta bir banka işleminde kullanıldığını gördük. Hemen oraya gitmemiz gerektiğini anladık. Bir uçağa bindik ve Vegas'a uçtuk. Anthony'nin kız arkadaşı Deniz, Sumter ilçesinden Jane Doe olabilir mi? Las Vegas, Nevada, 26 Nisan 2013. Etrafta geziyorsam anlıkta iğne bulmaya çalışıyorduk. Bir köşeyi döndük ve onu gördük. Chris Hayward'la birbirimize baktık ve aman tanrı bu o dedik. Hemen sokak suçları masasını aradık ve onları bekledik. Çünkü orada yargı yetkimiz yoktu. Neler oluyor? Neler olduğunu biliyorsun. Kıpırdama. Deniz nerede? Hey, bakın ben yanlış bir şey yapmadım. Deniz nerede? Deniz mi? Bir saniye önce buradaydı. Muhtemelen sizin geldiğinizi görünce kaçmıştır. Bunu neden yapsın? Polisler bizi tedirgin ediyor. Bizden ne istiyorsunuz? Onu tutuklarken kesinlikle doğru iz üzerinde olduğumuzu düşünüyordum. Ve sonra bir ses duydum. Las Vegas, Nevada, 26 Nisan 2013. Whitewood, Florida'lı polisler, Amerika'nın kumar başkentinde turneyi gözünden vurduklarını düşünüyor. Yapırdama. Kız arkadaşını öldürdüğünden şüphelendikleri Anthony Edwins'ı bulmuşlardı. Deniz nerede? Erkek arkadaşıma ne yapıyorsun? Sen Deniz misin? Evet, ben Deniz'im. Aniden umutları alt üst olmuştu. Hayattaydı ve iyiydi. Kimliği belirsiz kurbanımız olması imkansızdı ve bilirsiniz en başa dönmüştüm. Yine de elimizde muhtemel bir şüpheli ya da görgü tanığı vardı. Neler bildiğini öğrenmek için onu çok uzun süre sorguladım. Kurbanımız öldürülmeden önce Wildwood'dan ayrıldıkları sonucuna ulaştık. Yanlış adam, bırakın gitsin. Yani bu durumla bir ilgileri olmasının ihtimali yoktu. Dedektifler kimliği belirsiz kurbanın ismini hala bulamadı. Ancak laboratuvarında çalışan Dr. Aaron Kimmerly, yüzü yeniden oluşturma konusunda çok daha iyi ilerliyordu. Gerçeğe yakın bir görüntüye ulaşmamızı sağlayan şeyler kişisel etkiler. Örneğin kendi gözlüğünü görüntüye eklememiz. Bu kişisel dokunuşlar onun kim olduğuna dair kesin bir görüntü oluşturabiliyor. Kurbanı tanıyan birinden doğrulama almak için bu görüntüleri kullanabilirdik. Artık bu soruşturmanın ihtiyacı olan atılımı göstereceğini hissediyordum.
8 Mayıs 2013'te Dedektif Norris yeniden oluşturulmuş yüz çizimini ülkedeki tüm polis departmanlarının yanı sıra basın kuruluşlarına ve kayıp ilanı internet sitelerine gönderdi. Bu kurbanın kimliğini saptamanın tek yoluydu. Yani doğru olmalıydı ve kurbanı en son gören kişinin tanıyabileceği bir çizim olmalıydı. Hadi Jane Doe, kimsin sen? Port Charlotte, Florida, Mart 2010. Martha Jane Weaver'ın erkek arkadaşı Butch Rice için tuttuğu yas ayları yıllara dönmüştü. Arkadaşları Nicky ve Jamie ile her gün konuşsa da bu yeterli değildi. Üzüntüsü çok ağırdı ve ben onun için çok endişeleniyordum. Ruhsal olarak bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyordum. Ama o iyiydi. İyi iş çıkarıyordu. Butch öldükten belki 8 ay sonra yeterince yas tuttuğuna karar verip mutlu olmayı denedi. Bu yüzden konuşmak için çocukluk arkadaşı Ralph'i aradı. Seni duymak harika. Butch nasıl? Birkaç yıl önce öldü. Çok zordu. Sen nasılsın? Ailen nasıl? Yani Wendy ve ben yaklaşık 6 ay önce ayrıldık, boşandık. Konuşmaya, sohbet etmeye başladılar. Yıllar önce birlikte okuldayken Jane'in ondan hoşlandığını düşünüyorum. Jane ve Ralph yakınlaştılar ve ben Ralph'in Butch'un ölümüyle arkasında bıraktığı boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ralph, Martha Jane'e birkaç haftalığına annesini ziyaret etmek için Florida'ya geleceğini söylediğinde Jane çok heyecanlanıyor. Merhaba, bize limonata getirdim. Biraz ister misin? Elbette, teşekkür ederim. Lisedeyken çok eğlendiğimiz o zamanları hatırlıyor musun peki? Futbol sahasının arkasındaki gölde balık tutardık. Hatırlıyorsun değil mi? Tanrım, çok eğlenceliydi, öyle değil mi? Çok eğlenceliydi. Okulda aralarında birkaç sınıf vardı. Ama anıları sel gibi akıyordu. O ziyaret ettiğinde mutlu hissediyordu ve birkaç yıldır bu şekilde mutlu hissetmişti. Seni misafir etmek çok güzel. Ona sevildiğini hissettiriyordu. Ve zaten bunu istiyordu. Buna ihtiyacı vardı. Sanırım merak ediyordu ve sonraki aşamayı görmek istiyordu. Seni özleyeceğim. Benimle gelseydin. Burada hiçbir şeyin yok. Acı verici hatıralar dışında. Belki de haklısındır. Ama düşünmek için zamana ihtiyacım var. Elbette. İhtiyacın olan şey yeni bir başlangıç. Bunu düşüneceğim. Tamam. Her gün konuşmalarına rağmen Jane daha fazlasını istediğini fark etti. Aralarında onları ayıran kilometreler olması Jane'i rahatsız etti. Ona daha yakın olmak istiyordu. Jane bir gün beni aradı ve Ralph'in onu birlikte yaşamak için Kentucky'ye davet ettiğini söyledi. Karar verdiğini ve oraya gideceğini söyledi. Ve ona pekala bu harika dedim. Martha Jane, çimlerin daha yeşil olduğu bir yer için Port Charlotte'a veda etti. Greensburg, Kentucky. Kentucky'de geçen bir ayın ardından Martha Jane geride bıraktığı arkadaşlarını özlemeye başlamıştı. Alo. Nicky. Merhaba tatlım. Henüz birkaç gün önce konuşmamış mıydın? Evet. Neyin var? Siz olmadan burada gerçekten çok zorlanıyorum. Biz de seni özlüyoruz. Mutlu olup olmadığını bilirsiniz. Anlayamıyordum. Pekala tatlım, seni yarın arayacağım. Gidip geliyordu. Bir saniye iyiydi ve sonra kötü oluyordu. Port Charlotte, Florida. 30 Mart 2013. Martha Jane'in onlara gönderdiği sürpriz mesajı gören arkadaşları rahatlıyor. Jane, Nicky'ye Florida'ya tekrar taşınacağını ve geldiğinde onunla görüşmek istediğini söyleyen bir mesaj atmıştı. Jane'in Florida'ya taşınmasından ve ona tekrar kavuşacak olmaktan mutluydum.
Tekrar Nicky ve Jamie'yi göreceğim. Elbette. Onlara bayılacaksın. Yeterince vakit geçirmedin. Evet, bunun için sabırsızlanıyorum. Hadi gidelim, hadi. Florida'ya gittiğimize inanamıyorum. Sabredemiyorum. Sadece birkaç gün sonra Martha Jane'in mesajları ve telefon çağrıları kesilmişti. Alo Jamie, hala ondan haber alamıyorum. Martha Jane'in ikimizden birisini 5 gün aramadığı hiç olmamıştı. Belki de yolda şarj cihazını kaybetmiştir. Henüz kötü düşünmek için çok erken. Umarım haklısındır. Jane'in beni aramadığı zaman olmazdı. Bu çok garipti. Kişiliğine uymuyordu, bundan eminim. Port Charlotte, Florida. 2 hafta sonra. Kentteki eyalet polisi mi? Arkadaşımı bulmaya çalışıyorum. 2 hafta önce Greensburg, Kentucky'den Florida'ya taşınma amaçlı ayrıldı. O günden beri de haber alınamadı. Polisin kayıp ihbarını ciddiye almayacağını biliyordum. Jane yetişkindi. Ne istiyorsa onu yapabilirdi. Nisan ayı sonunda Jamie sosyal medya üzerinden Martha Jane'in aile üyelerine ulaşmaya başladı. Kendisinin de Jane'i aradığı arkadaşının abisi Bob Starts'la iletişime geçti. Onu arıyordum ve bir cevap alamıyordum. Tabii ki endişeleniyordum. Uzun süredir ondan haber alamadığımız için kötü bir durum olduğunu düşünüyordum. Onun Ralph Penrod'la Kentucky'den ayrıldığını öğrenince, Bob eski arkadaşlarının yardımıyla Ralph'in izini buluyor. Onu aradım ve ona sorular sordum. Bilirsiniz neler oluyor, o nerede, onunla konuşmak istiyordum. Şaşırtıcı bir şekilde Ralph, Bob'dan sadece birkaç saatlik mesafedeki Tavares, Florida'da yaşıyordu. Ancak eski eşiyle birlikte. Bana artık onunla yaşamadığını söyledi. Anlaşamamışlardı ve taşınmıştı. Ralph, baba, Martha Jane'in internetten Michigan'da yaşayan bir adamla tanıştığını düşündüğünü söyledi. Yeterince ikna ediciydi ve böyle şeyler oluyordu. Yani insanların tartışıp ayrılması ve başka bir yere gitmesi sıra dışı bir şey değil. Bahar mevsimi Martha Jane'den haber almadan geçti. 1 Haziran 2013'te 2 aydır haber alamayan Nicky ve Jamie, Kentucky Eyalet Polisi'ne resmi bir kayıp ilanı verdi. Jamie ve benim pes etmememiz önemliydi. Birisi onu savunmalıydı. O öylesine kaybolmamıştı. Elimden gelen her şeyi yapacaktım. Arkadaşları Martha Jane'i aramaya devam ediyor. Ancak kötü bir sonuçtan korkuyorlar. Sevgili arkadaşlarının kaderini açığa çıkaracak yapbozun parçalarının bir araya gelmesi aylar alacak. Port Charlotte, Florida. 9 Kasım 2013. Martha Jane Weaver'dan haber alınamadan 5 ay geçti. Arkadaşları ve ailesi onu aramaya devam ediyor. Ancak en kötü ihtimalden korkuyorlar. Vakit geçtikçe Jane'in nerede olduğundan daha çok endişe etmeye başladık. Her zaman içimizden bir ses ona bir şey olup olmadığını merak ediyordu. Asla umudumu yitirmek istemedim. İkisinden biriyle konuşuyor olma ihtimaline karşı Jane'i ya da Ralph'i tanıyor olabilecek insanlarla konuşmayı denedik. Sadece onunla konuşup konuşmadığınızı merak ettim. Teşekkür ederim. Onu bulmamız gerekiyordu. Florida'nın Sumter ilçesindeki dedektif Norris de kimliği belirsiz kurbanın kim olduğunu bulmak için en az onlar kadar hevesli. Basın organlarına ve internet sitelerine verdiğimiz bilgiler sayesinde oldukça istikrarlı bir bilgi akışımız vardı. Sonunda 9 Kasım 2013'te Martha Jane ve Jane Doe'nun dünyaları kesişiyor. Nicky, aman tanrım, bu o. İnternet sitesine gir. Sumter ilçesinden Jane Doe diye ara. Gördüğümde onun Jane olduğunu anladım. Jane'in giydiği kıyafetlerin aynısıydı. Jane'in gözlükleri vardı, Jane'in dövmesi vardı ve çizdikleri resim Jane'e çok benziyordu. Jane'in kimliğinin
belirsiz kurban olarak işaretlendiğini gördüğümde yüreğim parçalandı. Aylardır bir yerde, bir kutuda, isimsiz şekilde yattığını bilmek. Sumter ilçesinde dedektif Norris sonunda beklediği telefonu alıyor. Şerif bürosu dedektif Norris. Bir eyalet polisi Haziran sonlarında Florida'dan Kentucky'ye taşınıp sonra kaybolan bir kadını araştırmaya başladıklarını söylüyordu. Bana kayıp şahsının isminin Martha Jane Weaver olduğunu söylediğinde tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok önemli bir bilgiydi. Dedektif Norris, Martha Jane'in arkadaşlarına ulaştı. Ona Jane'in Kentucky'de Ralph Penrod isimli bir adamla yaşadığını ve kaybolmadan önce Martha Jane'in onlara Florida'ya tekrar taşınacağını söyleyen bir mesaj attığını söylediler. Bu davaya aylarımı ve sayısız iş saatimi adadım. Şimdi kurbanımın Jane Weaver olduğunu öğrenmiştim. Bir geçmişi olduğunu öğrenmiştim. Ayrıca elimde bir şüpheli vardı. Sumter ilçesi, Florida. Ocak 2013. Akıllardaki soru, Jane'in çocukluk arkadaşının neden onu öldürmek istemiş olabileceğiydi. Dedektifler muhtemel bir cinayet sebebi bulabilmek için geçmişini araştırdılar. Jane'in nasıl geçindiğini sordum. Ve herkes onun sosyal yardımlaşma çekleriyle geçindiğine inanıyordu. Sosyal yardımlaşma merkezini aradığımda Jane'in yardımı almadığını öğrendim. Parasının nereden geldiğini anlayamıyordum. Banka kayıtlarına ulaştığımda Jane Weaver'ın aslında federal yönetimde bir CIA çalışanı olan rahmetli eşi David Weaver'ın $1,159 emekli maaşını aldığını gördüm. Ve bu emekli maaşı artık tamamen Ralph Harold Penrod ismine ait bir hesaba gidiyordu. Bu gerçekten çok şüpheli bir durumdu. Peki Jane'in maaşı neden Ralph'in hesabına gidiyordu? Neyse ki bu parayla ilgili her değişikliğin Jane tarafından sözlü olarak doğrulanması gerekiyordu ve bu konuşmalar kayıt altına alınmıştı. Erkek arkadaşımın hesabı, onun hesabına yatmasını istiyorum. 1 Mayıs'ta maaşınız oraya yatacak. Pekala, çok teşekkür ederim hanımefendi. İyi günler. Ancak çok geçmeden Jane tekrar bankayı arıyor. Az önce arkadaşımın beni kullandığını öğrendim. Bu yüzden asıl hesaba tekrar dönmek istiyorum. Pekala, daha ayın 25'inde değişim yaptığınızı görüyorum. Biliyorum, tekrar değiştirmek istiyorum. Pekala, 1 Mayıs'ta maaşınız oraya yatacak. Tamam, teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Ve son bir değişiklik yapıyor. Aynı gün Ralph paranın artık hesabına yatmayacağına dair bir bildirim alıyor. Sadece birkaç gün içinde emeklilik fonunu tekrar arıyor ve maaşın tekrar Ralph Harold Penrod'un hesabına yatmasını istiyor. Düşünebileceğimiz tek şey işin en başından en sonuna kadar ondan faydalanmış olduğu. Lake ilçesi, Florida, 21 Ocak 2014. Dedektif Norris ve Başkomiser Howard, Martha Jane'le olan ilişkilerini Ralph Penrod'un kendisinden duymak istiyor. Jane'in maaşı nasıl senin hesabına yatıyor? Bana $29,000 borcu vardı. Ona $29,000 vermiştim. Jane'in sana $29,000 borcu mu var? Birisi ihtiyacı olduğunu söylese ona sırtındaki gömleği bile veririm. Banka kayıtları elimdeydi. Ona $30,000 nereden buldun Ralph diye sordum. Bana bir sigorta anlaşmasından gelen bir çeki bozdurduğunu söyledi. Ralph sigorta anlaşmasından $30,000 almadı. Banka kayıtların elimde. Evin yandığında aldığın çekten haberim var. Eğer bana aksini kanıtlayabileceğim yalanlar söylerse bu da bir itiraf kadar iyidir. Hem de çok. Ayın 15'inde Jane'in evinde olduğunu biliyoruz. Evet. O günden beri Jane'den hiç haber almadın mı? Hiç mi? Hayır. Gık bile demedi. Gık bile mi? Ralph Penrod'un farkında olmadığı şey, Greensburg polisinin elinde Jane'i en son ne zaman gördüğüne dair yalan söylediğini kanıtlayan bir delil olduğuydu. 30 Mart 2013'te Ralph'in bir arkadaşını arayan polisler onun evine davayla ilgisi olmayan bir ziyarette bulunmuştu. O memurun aracında bir kamera vardı ve kendi üzerinde de bir mikrofon taşıyordu. Merhaba. Merhaba. Şerif burada mı? Hayır, burada değil, taşındı.
Kapıda kendisini Martha Jane Weaver olarak tanıtan bir kadınla karşılaşmıştı. Ben yeni taşındım. Buraya Florida'dan geldim. Greensburg'u çok bilmiyorum. Ralph Jane'den en son 15 Mart'ta haber aldığını iddia ediyordu. Ancak ses kayıtları Jane'in 30 Mart'ta onun evinde olduğunu gösteriyordu. Yalan söylüyor ve ona yalanının yalan olduğunu gösteriyor. Evinize gelen bir polis memuru onu evinizde gördü. Gerçekten bilmiyorum. Bilmiyorum. Efendim, ayağa kalkabilir misiniz? Dönün, ellerinizi arkanızda birleştirin. Jane Weaver'ı öldürdüğüne dair içimde tek bir şüphe bile yoktu. Eyalet savcı yardımcısı Pete Magrino da hemfikirdi. Ve Ralph Penrod'u Martha Jane Weaver'ı kasten öldürmekle suçladı. Tüm kanıtlar ortadaydı. Bunu para için yapmıştı. Sebebi vardı. Ve bunu yapmak için fırsatı da vardı. Davada idam cezası istediğimi belirten bir rapor yazdım. Florida kanunları altında sanığın başka bir şiddet suçu hükmü yoktu. Bu idam cezası için belirleyici bir etken. Tahkikat heyeti Penrod'u kasıtlı cinayetle suçladı. 30 Nisan 2016'da Ralph Penrod'un tutuklanmasından 2 yıl sonra dava mahkemeye taşındı. Suçlu olmadığını söyledi. Hiç pişmanlık duymuyordu. Umurunda değildi. Ralph Penrod'u mahkemede gördüm. Ralph bir hafta süren davada hiç ifade vermedi. Ancak davaya yakın olanların cinayetin nasıl işlendiğine dair teorileri var. Benim teorim 22 Nisan 2013'te Ralph eski eşiyle birlikte olmak için Florida'ya taşınacaktı. Ancak oraya Jane Weaver'la birlikte gidemezdi. Neden durduk? Yeni bir hayata başlayacağını düşünerek, buna inanarak onunla Florida'ya gitmeyi kabul etmiştim. Ne yapıyorsun? Onu 3 kez vurdu. Onu vurdu, öldürdü ve orada bıraktı. Ve ayda 1100 dolarlık emekli maaşını almaya devam etti. Savcılar paranın cinayet sebebi olduğunu kanıtlamanın yanı sıra onun olay yerinde olduğunu da kanıtlayabiliyordu. Penrod ve Jane akşam Kentucky'den ayrıldıklarında ikisinin de cep telefonları yanındaydı. Cep telefonları en yakındaki baz istasyonuna bağlanır ve böylece nerede olduğu belli olur. İki cep telefonunun Florida'ya kadar, vücudun bulunduğu yere yakın bir bölgeye kadar birlikte olduğunu görüyorduk. Dava 4,5 gün sürdü. Hiçbir görgü tanığı yoktu. Kesinlikle suçunu itiraf etmedi. Ama suç ortadaydı. 6 saatlik tartışmanın ardından jüri Ralph Penrod'u Martha Jane Weaver'ı öldürmekten suçlu buldu. Hakim onu şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasına çarptırdı. Arkadaşımın cinayetinin sonunda çözüldüğünü öğrenmek içimi rahatlattı. Onu her yerde arayan, konuştuğum ve tanıştığım ailesi ve arkadaşları için bu olayı sonlandırmak çok önemliydi. Gerçekten çok önemli. İşin en zor kısmı bu kadar sevecen olan özel bir arkadaş kaybetmek. Onu geri almak için her şeyi veririm.